حيواني ما برد أبي واي شاش حمي ما يمنتون مال يعني أم برازيلين أم بريشان يعني أم نزام يشارك أم درن تارمي إلاجة دمت فايدة ناك فتنرر إلاجة خوب بمليارات فروش ما يعني فايدة ويش مرة تنه يا أم يعني دنجة ما تشوي حر درجي فايدة ويش مرة تنه يا يعني أم جسر يا خدا شاش مانه بو بنجي حيواني مش برد أبي جي إلاج تنه يا أم يعني أم سری خدا شارژ منم میچرو کنم. شفه خوال معذرت ده. Bütün Güneydoğu'nun yani tek derdi bu olmuş şimdi. TikTok'lar zaten sosyal medya kullananların hepsi bundan haberleri var. Herkesin koyunu düşük yapıyor. Bunun bir sebebi yok. Zaten eskiden yapsaydı hani bir ay önce falan yapsaydı bizim için sıkıntı olmazdı. Zaten koça gelirdi. Doğuma yakın bir sürece de atıyor. Çare yok yani rezil olmuş haldeyiz. Perişanız. Peki bununla ilgili tarım müdürlüğüne başvurduk dedi. Başvurduk. Size nasıl bir dönüş yapıldı? Bize zaten dönüş falan yapılmadı. Tek bir dönüş bize işte veterinerle falan bir konuşun dedi. Bir tane kuzuyu alıp oraya götürün dedi. Götürdüğümüz kuzuyu götürmedik zaten. Kendisi geldi şurada muayene etti. Yani bir şurada bir kuzuyu muayene ediyor, bize yanlış ilaçlar veriyor. Biz ne bir yardım istiyoruz, yani bir para falan istemiyoruz. Tek istediğimiz şu hayvanlara bak, benim adıma değil, bütün insanların adına söylüyorum. Bir tesis koysunlar ve bu tesisten bize bir ilaç versinler. 8 aydır çöldeyim. Sadece ben değil, bütün çoban arkadaşlarım. Yemin ederim bak, ister inansınlar, ister inanmasınlar. Bir aya yakındır ben banyo yüzü görmedim. Saç sakal bir olmuş, zaten hiçbir yere gidemiyoruz. Bu süreden zaten gidemiyoruz. İşte burada uğraşıyoruz. Uğraşmamızın sebebi de hiçe gitmiyor. Eğer böyle devam etmeye başlarsa ben değil, bütün çoban arkadaşlarla zaten itibat halindeyiz. Hepimiz birbirimize konuşuyoruz. Hani sen bu ilaç, hani bir çare buldun mu, sen bir çare buldun mu diye birbirimize itibar halindeyiz. Eğer böyle devam ederse süt zaten hani doğmayan koyundan süt nasıl gelecek? Kuzu nasıl olacak? Zaten hiçbir çaresi yok ve biz bu işten zaten çekileceğiz. Böyle devam ederse biz bu işle uğraşmayı keseceğiz. Ne ben ne de çoban arkadaşlar artık dayanamıyoruz. Ya vallahi billahi dayanamıyoruz. Hiçbir çaremiz ya kalmadı artık. Yemin fiyatı uçmuş. Hani saman uçmuş, arpa uçmuş. Biz bir şey alamıyoruz. Bu koyuna bakacak gücümüz falan kalmadı. Bak şu an gördüğünüz gibi o yerde yatan hayvanımız düşük yapıyor. 7 aydır biz, 6-7 aydır yaklaşık biz yaylaya gittik. Bu sene de biraz kuraklıktı. Yaylayı parayla tuttuk, geldik burada hayvancılık yapıyoruz. Yalnız bu sene yani Diyarbakır geneli, Diyarbakır ve Mardin geneli hayvanlar çok düşük yapıyor. Zaten bizim de gelir kaynağımız bu hayvanlardır. Bu hayvanlar da düşük yaptığı zaman biz borcumuzu ödeyemez, ne yem borcunu verebiliriz, ne sağda solan olan borcumuzu verebiliriz. Biz sadece yetkililerden bu hastalığın teşhisini istiyoruz. Bu hastalık nedir, neyin nesidir, ilacı nedir? Biz bu hastalığın teşhisini istiyoruz. Başka da bir şey değil. Hayvanlar çok düşük yapıyor. Yani ne yapacağımızı biz bilmiyoruz. Şu anki veterinerler sadece ilaçlarını satma çabasındadırlar. Bize milyarlarca ilaç veriyorlar ama biz o ilacın karşılığını alamıyoruz. Hayvanlarımız hala düşük yapmaya devam ediyor. Yağmurların yağmaması, kimyasalların otların üstünde konup o hayvanlara etki yapmış olabilir. Ama işte bunu laboratuvara götürmeden bunu sadece bu bir şeydir. Yani biz net olarak bu emin değiliz. Bak bu koyun düşük yapıyor şimdi, bu hala geliyor, biraz zayıflıyor. Kuzunun içinde 4-5 gün, 7 gün kalıyor, bu hala yürüyemez hale geliyor gördüğün gibi. Şimdi atıyor, şimdi kuzu içindedir. Dün akşamdan beri atıyor, koyun yürüyemiyor. Yani şu koyun bunun gibiydi, 3 günde şu hale geliyor. Bunun gibi koyun. Gerçek kaynağımız budur zaten. 8 aya yakındır evimizden uzakız. Buraya geldik bir 15-20 gündür düşüklere mal oluyor. Bu ottan mıdır ne denir bilmiyoruz. Veteriner hekimlerine başvurduk. Hiçbir sonuç alamadık. Buradan yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu hastalığa bir teşhis, bir çaresini istiyoruz. Çevremde bakarsam binlerce sayıda hayvanlar düşük yapmış. Mesela benim sürümde en az 20 hayvan düşük yapmış. Hala da yapmaya devam ediyor. İlaçlardan hiçbir sonuç alamadık.